Peygamberimizin kardeşlerim hitabına masar olmuş ahir zaman insanları. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Yine bir Ramazan akşamı beraberiz. Bugün konumuz özgür irade, özgürlük, hürriyet. Bunları konuşacağız. Bunları konuşurken de Peygamber Efendimizin hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa elini keserdim demesinin sebebini de çok daha iyi anlamış olacağız. Şimdi Fatıma isimli başka bir kadın kabilesindeki zengin insanların isimlerini kullanarak gidip bazı insanlardan borç para alıyor, mücevherler alıyor. Bunları satıyor, nakite çeviriyor. Yani bir nevi dolandırıcılık yapıyor. Olay Peygamber Efendimiz'e intikal ettiği zaman Peygamber Efendimiz kendisinin cezalandırılması gerektiğini, bunun hırsızlık olduğunu söylüyor. Ama kabilesi asil bir kabile bu olaydan rahatsız oluyorlar ve Peygamber Efendimiz'e geliyorlar. Diyorlar ki yani bu bizim adımıza bir leke sürecek. Biz bunun işlediği suçun yerine 40 okka mücevher altın gümüş verelim diyorlar. Peygamberimiz diyor ki kendisinin cezasını çekip günahından temizlenmesi onun için daha hayırlıdır. Tabi şaşırıyorlar, üzülüyorlar. ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. De dün konuştuğumuz o cahiliye döneminde hani kabilelerin, soyların asaleti var ya, o asalete de helal gelsin istemiyorlar. Dün konuşmuştuk, örfleri, adetleri insanlar çok çabuk bırakamıyordu. Diyorlar, kim ikna eder Peygamber Efendimiz'i? Zeyd bin Harise'nin oğlu Usame. Peygamberin 20 ile yakın yanında kalmış. Peygamberin çok sevdiği, kendisine çok yakın gördüğü bir sahabe efendimiz. Hazret Usame'nin yanına gidiyorlar. Radiyallahu anh onu ikna ediyorlar ve diyorlar ki sen git Allah Resulü ile konuş. Biz 40 ok altın veya gümüş verelim. Bu işi tatlıya bağlayalım. Ve Usame radıyallahu anh gerçekten Peygamberimizin yanına gidiyor. Peygamberimiz ona sen yani Allah'ın emrettiği işin dışında bir iş yapmamı mı istiyorsun dediğinde o çok üzülüyor. Ya Resulullah diyor. Dua et Rabbim beni affetsin. Usame bundan önce İsrailoğulları kendi içlerinde bir suç işlendiği zaman güçlü olanlara ceza vermezlerdi ama zayıf olan kişiler aynı suçu işlediklerinde onları cezalandırırlardı. Eğer bu suçu işleyen kızım Fatıma bile olsaydı cezasını verirdim diyor. Bu adaleti, peygamberin bu duruşunu hayatımıza rehber etmek için birazcık irademizi, birazcık hürriyetimizi, birazcık özgürlük dediğimiz şeyi ve bakalım biliyor muyuz onun sınırlarını konuşabilmek adına seninle Ramazan başlıyor efendim, buyursunlar. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber insanlarla birlikte iftar ettiğinde şöyle derdi. Yanınızda oruçlular iftar etsin, yemeğinizi iyiler yesin ve üzerinize melekler insin. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyuruyorlar ki Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde bu kapıdan yalnız oruçlular girer. Onların dışında kimse bu kapıdan giremez. O gün oruçlular nerede diye çağrılır ve onlar da o kapıdan girerler. Oruçluların en sonuncusu da girdiği zaman kapı kapatılır ve artık başka kimse oradan giremez. Allah'ım, bugün de iyi insanlarla arkadaş olmaya beni muvaffak kıl ve kötü insanların arkadaşlığından beni uzaklaştır. Rahmetinle bana ebediyet ve sükûnet yurdu olan cennette yer ver. İlahlığın hakkına, ey alemlerin ilahı. Bu aya Ramazan denmesinin sebebi günahları yakıp erittiği içindir. Evet konumuz özgürlük, hürriyet, din. Din özgürlüğümüzü, hürriyetimizi kısıtlar mı? Kararlarımızı nasıl veriyoruz? Özgürlüğün Tanımı bildiğimiz ve bilmediğimiz manalarda neler? Özgürlükle ilgili, hakla ilgili, eşitlikle ilgili Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz neler buyurmuş? Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bu meselelerle ilgili bizi hangi ayetlerle uyarmış? Seninle Ramazan'da bunu konuşuyoruz. Malum bizim formatımız Seninle Ramazan. Dolayısıyla programa sizler canlı yayına arayıp katılabiliyorsunuz. Bu noktada benim de bu konuyla ilgili şöyle bir fikrim var diyenler varsa katılabilirler. Yani kendimizi hangi anlarda özgür hissediyoruz? İnsan özgür olduğunu düşündüğünde ne hisseder? İnsan gerçekten özgür müdür? Din insanı zorundan bırakır yoksa din insanı özgürleştirir mi? Özgürlük nedir? Bunları konuşacağız. Şimdi özgürlük dediğimiz, hürriyet dediğimiz şeyin bir toplumsal yönü var bir bireysel yönü var. Biz daha çok bireysel yeni üzerinden başlayıp daha sonra toplumsal kısmına doğru gidip ondan sonra bir yorum yapacağız. Ama muhtemelen bu program gerçekten böyle e, hayatımızda ciddi manada bir şeyleri değiştirecek bir program olacak diye düşünüyorum. Bunun için bugün katkılarınızı çok daha önemsiyorum. Dostlar... Bizim klasik bir özgürlük tanımız vardır. Bakalım sokak röportajında ne demişler onları da göreceğiz ama bugün harika bir video hazırladım size. Yani özgürlük dediğimizde bizim anladığımız şey yani hürriyet odur ki ne gayrın zararına ne kendi zararına dokunmasın. Yani özgürlük dediğimiz şey bir insanın başka insanlara zarar vermeden yapması gereken şeyler diye bir kaba, kaba taslak bir tanım yapılıyor. Tabii biz kainatın bir marifetullah e, alanı olduğundan, yani her şeyin Allah'ı bilme ve tanımaya dönük bizi yönlendirdiğinden, her şeyin bir mesaj, her şeyin bir harf, her şeyin bir ayet olduğunu söylememizden ötürü kainat okuması yapıyoruz. Kainat okuması yaparken de yani Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarıyla birlikte Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine, hadislerine de bakıyoruz. Şimdi bu kainat okumasında bugün biraz şu bilim insanlarının yaptıkları araştırmalara, yani kitabı kebiri kainattan özgürlüğe dair çıkarttıkları şeylere bakacağız. Neler yapmışlar? Çünkü gerçekten böyle insanı çok şaşırtıcı şeyler var. Deneyler var. Şimdi öncelikle bilim insanları şunu söylüyorlar. Eğer özgürlük bir insanın başkalarına zarar vermeden belli şeyleri yapabilmesi ise burada tabi irade, ihtiyar meselesi de devreye giriyor. Bunları ileride konuşacağız. Eğer diyorlar özgürlük buysa bu hayvanlarda da var. Yani hayvanlar istediklerinde bir şeyleri yapmayı istediklerinde bir şeyler yapıyorlar. Ancak başka hayvanların hakkına girip onların sınırlarına girdikleri zamanlarda ceza aldıkları için bundan uzaklaşıyorlar. Diyorlar ki insan da böyleyse eğer özgürlük bu demekse bu özgürlük hayvanda da var. Peki özgürlük bu mu? Ve şöyle tarif ediyorlar. Şimdi insan neye göre hareket ediyor? Nasıl hareket ediyor? İnsan diyorlar dürtülerine göre hareket ediyor. Yani Yemek yemek istiyorsanız yemek yiyorsunuz. Yemek yemek istediğiniz zamanlarda canınız bir şey istediğinde mesela aklınıza bir şey geldiği andan itibaren oraya kitleniyorsunuz ve o dürtünüzün ve o istediğiniz şeyin peşinde gidiyorsunuz ve onu yapıyorsunuz, gerçekleştiriyorsunuz. İşte burada şu soruyu soruyorlar. Bu özgür olmak mı? Özgür müsünüz? Yani aklınıza gelen her şeyi yapabildiğiniz zaman özgür müsünüz? çok gerçekten çok böyle önemli bir soru. Düşünsenize. Yani bir şeyi neden istiyorsunuz? Şunu söylüyorlar. İnsan hayatının yüzde doksanını otomatik pilotta yaşıyormuş. Yani ne yapacağız, nasıl yapacağız? Mesela ben buraya geldiğim zaman bu masaya böyle durduğumda her şeyi böyle günlük aynı şekliyle yaşıyorum. Mesela kameranın yeri biraz değiştiğinde birazcık burada bir şeyler değiştiği zaman ben onu hemen hissediyorum. Diyorlar ki insan birinci derecede etrafında gittiği yerlerde kendisini belli kodlarla programlayarak hareket ediyor. Bu Üsküdar Üniversitesi'ndeki derslerde çıkmış bir soruymuş. Yalnız ben çok böyle karışık kaynaklardan meseleyi sunduğum için herkesin adını şey yapmıyorum, söyleyemiyorum. Hoca diyor ki, neden bir insan bir sınıfa gittiğinde veya bir lokantaya gittiğinde her gün aynı yere oturur? Her gün bir insanın aynı yere oturma tercihini yapmasının sebebi nedir? Ve cevap o gün içeriye girdiği andan itibaren, kişi sınıfa girdiği andan itibaren bilinçten şöyle bir mesaj görüyormuş. Diyormuş ki bak dün buraya oturduk ölmedik. Burası güvenli. Burada oturalım. Bunlar işin böyle şey araştırmaya bakan yönleri. Yani insanın hayatının içerisinde kararlarını verirken otomatik pilotla hareket ettiğini ve bu, bu otomatik pilotun da insanı güvenli olan tarafa sevk ettiğini söylüyorlar. Ve şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Tabi bakın birazdan bu anlattıklarımın hepsi bir miktar anlamsızlaşacak. Bunları konuşuyoruz ya, birazdan size bir video izletecek yönetmenim. Bunların hepsi anlamsızlaşacak. Diyeceksiniz ki ya ne oluyor? Şimdi bütün bunları yapmakla birlikte diyorlar ki insan böyle dürtüsel hareket eder. İşte sahurda bunu yiyelim, iftarda bunu yiyelim, şuraya gidelim, böyle yapalım, orada oturalım, bunu yapalım. Bunlar genelde diyorlar insanın otomatik yaptığı şeylerdir. Bunun beyindeki biraz böyle hormonlarla alakalı olduğunu da söylüyorlar. Hatta sürekli böyle oturdukları yerlerden kalkan insanların yer değiştiren insanların esasında biraz daha böyle beyin gelişimi noktasında kendilerinin irade gelişimi noktasında kendilerini daha fazla yetiştirdiklerini söylüyorlar. Bunun daha faydalı olduğunu söylüyorlar. Ve geldikleri nokta şu. İnsanın özgür iradesini gösteren bir şeyi tercih etmesi, seçmesi değil, seçmemesidir. Yani insanın iradesinin en büyük göstergesi hayır diyebilmesi. Hayır demek. Çünkü mesela işte bağımlılıklar var. Hatırlıyorsanız Liman Ayık Yaşam Derneği'nden arkadaşlar bağlanmıştı eski bağımlı arkadaşlar. Ve bağımlılıklarını <laughs> çok özür dilerim bu bağımlılıklarını e, süreç içerisinde dur düşün davran diyerek yani içeriden o gelen dürtülere karşı koyarak yenebildiklerini söylüyorlardı yani insanın kendisine veya gelen bazı isteklere hayır demesi onun seçebilmesidir diyorlar şimdi bakın daha hiç dine diyanete girmeden irade meselesini şey yapıyoruz böyle şimdi peki nedir İrade, bilmek, yapabilmek, daha geniş manaları var da insanın konfor alanı içerisinde, alışkanlıkların içerisinde otomatik pilot gibi kullandığı bir şey. Şimdi bir ihtiyar meselesi var, bir irade meselesi var. İhtiyar. Benim notlarım var mesela şimdi. Şu iki nottan birisini istediğim zaman tercih edebilmem, alabilmem. Bu ihtiyarın bende olması. Ama irade bunu yapmam. Ben şimdi bana göre sağdakini, size göre soldakini tercih etmiş oldum notlarımın içerisinde. Bunu yapmam. İrade ve ihtiyarla ilgili de diyorlar ki, eğer insan gerçekten irade sahibi ise, gerçekten bir özgür iradesi varsa bunun hesabını vermeli. Yani özgürlük dediğimizde. Peki bunun hesabını nasıl vereceğiz? Şöyle diyorlar ki, Şimdi bazı suçlar işleyenlere bakıyorlar. Böyle çok kötü suç işleyenler var. Bunların gerçekten yani patolojik yani fiziki noktada bazı yani bedensel fiziki problemleri olabiliyor. Bunları görüyorlar. Fakat bu kişi o suçu işlediği zaman ya ne yapalım bu adamın da genlerinde katil olmak varmış veya katil demeyeyim bu adamın genlerinde de bu suça meyil varmış demiyorlar. Yani insanın yaşantısına baktığımızda yani gözlem ve sonuçlara dayalı bilimin söyleyebildiği ve gidebildiği bir yer var. İşte o gittiği yerden sonrasında da felsefenin veya işte dinin yani düşünce sisteminin insanın gidebildiği bir yer var. Vatandaşlar oturuyorlar bu irade ve ihtiyar meselesini o kadar güzel irdeliyorlar ki şunu anlıyorsunuz. Neden bütün hadis kitaplarının başında innemel amale bil niyet diyor. Neden biz sürekli olarak Peygamber Efendimiz'in işte önemli olan niyettir. Bir kişinin niyeti önemlidir dediğini böyle vurguluyoruz. Niye biz böyle niyete dair çok ciddi okumalar yapıyoruz? Bunu fark etmiş oluyoruz. Şimdi kişinin haklarına baktığımızda ben biraz onlara da baktım. Dedim ki tamam özgürlük diyoruz, hak diyoruz hem bireysel noktada hem böyle umumi noktada bir özgürlükten, haktan bahsediyoruz da kişinin hakları nelerdi? İşte kişinin yaşama hakkı, işte kendini savunma hakkı, mülk edinme hakkı, işte fikir beyan etme hakkı, pek çok işte yuva aile kurma, pek çok hakkı var insanın. Bütün bu haklarını böyle insana insanlık tarihi içerisinde kolektif akıl insana bunu vermiş. Ve bunların hepsi böyle bir yere kadar gelmiş. Ben bütün bunları konuştuğum zaman, bütün bunların içerisinde denkleme Rabbimi, denkleme dini ve bu kitabı kebir kainatın içerisindeki beni nasıl katarım? Buna bakmam gerekiyor. Buraya da denklemin içerisine de sadece ben dediğim şeyle, nefsimle, enemle birlikte katılabiliyorum. Hani... Biz emaneti dağlara teklif ettik. Dağlar onu e, almaktan kaçındı. İnsan ise emaneti aldı. Şüphesiz insan çok zalim ve cahildir ayeti var ya ene bahsinde hani konuşmuştuk. Bakıyoruz. insanın bu zalimliği, cahilliği içerisinde hayata devam ederken yaptığı meselelerde mesul olması gibi bir durum söz konusu var. Bir kere İnsanın ceza ehliyetinin olabilmesi için de ceza alacak kadar özgür olabilmesi lazım. Şimdi bir insan bir hata yaptığı zaman ya ne yapayım bir anda oldu elimden kaçtı diyemiyor. Hatta bağımlılıklarla ilgili meselelerde bu şeyde de böyledir. Yani dini hükümlerde mesela alkollü bir insan yani kafası güzel bir insan bir şey söylediği zaman ona ayıkmış muamelesi yapılır belli alanlarda ama o hocalarımızın işi Aynı şekilde bir insan alkollü bir şekilde kaza yaptığı zaman, trafik kazası yaptığı zaman mahkemeye çıktığında ya hakim bey kusura bakmayın ben alkollüydüm ne yaptığımı bilmiyordum onun için beni affedin dediğinde yapma ya adam alkollüymüş ya tüh demiyorlar. Kendin yaptın onu, kendi iradenle yaptın. Ama bilim insanları araştırma yapmaya başladıkları andan itibaren irade ile ilgili çok farklı şeyler hissetmeye başlıyorlar. Çok farklı şeyler öğretmeye, öğrenmeye başlıyorlar. 1983 yılında Benjamin Libet isimli bir adam Libet deneyi denilen bir deney gerçekleştiriyor. Bu deneyin de özelliği şu. Kişilerin önüne işte o EMG cihazları falan koyuyorlar. Hem kafasına bir cihaz takıyorlar, hem eline bir cihaz veriyorlar. Diyorlar ki işte karşılarında bir şey var, sayaç var. Bu sayaçta hangi sayıya gelmek istediğinizde işte hangi sayıya gelirseniz o sayıya gelmeyi düşündüğünüz süreyi aklınızda tutun, basın. İşte saat 3'e gelirken 11.59'da işte bilmem nerede 3'e geldi aklıma geldi diye adam basıyor. Ve bu deneyi yaptıkları zaman dehşete düşüyorlar. Çünkü kişi bir şeye karar verdiği anda beynindeki ve vücudundaki bedenindeki değişikliklere, değişikliklere sinir sistemindeki değişikliklere baktığında kişi daha karar vermeden 500 milisaniye önce yani saniyenin yarısı gibi bir süre önce esasında o kararın gerekli işlemlerinin yapılması gerekiyor. Şöyle diyelim şu anda saat 18.22. Dakikaları bir saniye olarak alalım. Ben şimdi 18.22 18.23'te bu kağıdı kaldırmak istiyorum. Kaldırdım ve diyorum ki ben 18.23'te bu kağıdı kaldırmak istedim. Bırakıyorum geliyorlar benim beyim dalgalarım falan işte inceliyorlar. Diyorlar ki yok sen 18-22'de hatta 21'de bu kağıdı kaldırmaya karar vermişsin. Bilim dünyası alt üst oluyor. İnsanlar çok etkileniyor. Fakat bu işin yorumlanması biraz daha felsefi meselelere gittiği için yani gözleme dayalı bilim bu noktada çok çok fazla bir şey yapamıyor, bir şey diyemiyor. Sonra bu deneyi geliştiriyorlar. Sürekli bu deney artık gelişe gelişe geliyor. 2008 yılına gelindiğinde inanın bu sürenin 7 saniyeye kadar çıktığı bazı şeyler var, deneyler var. Şimdi diyorlar ki, şimdi bunu tutup kaldırmak istedi ya bu sefer de aklına gelsin ama aklına gel iste istediğini yapma o zaman ne oluyor diye böyle soruyorlar ve geldikleri nokta insanın iradesiyle cüz ihtiyarisiyle ilgili meselelerde gerçekten bir çığır açıcı nitelikte Buradan sonra zaten işte dinin nasıl olduğu, İslam dininin nasıl hakikatli bir din olduğu aleyhissalatü vesselam efendimizin nasıl bizi terbiye ettiğini daha iyi anlıyoruz. Yönetmenimden rica ediyorum, istirham ediyorum. Müsaitse e, videomuzu oynatalım. Libet deneyinin şöyle kısa bir anlatımı var. Bakın ne yapmışlar. Buyursunlar. Özgürlük Elinizi önünüze koyun ve bileğinizi esnetin. Muhtemelen önce bileğinizi esnetmeye dair bir düşünceye sahip oldunuz. Ve bu da bileğinizin hareket etmesine neden oldu. En azından öyle görünüyor. Ancak Benjamin Libet'in 1980'lerde yaptığı deneyler bu konuda bazı şüpheler doğurmuştur. Libet nörobilim laboratuvarında denekleri kafa derilerindeki elektrotlar aracılığıyla beyin aktivitesini ölçen bir EEG makinesine bağladı ve daha sonra onlardan istedikleri zaman basit bir hareketi yapmayı seçmelerini istedi. Ayrıca ellerini hareket ettirmek için bilinçli bir karar verdikleri zaman da kaydetmelerini istedi. Endişe verici bir şekilde bilinçli kararın bildirilmesinden yüzlerce milisaniye önce hareketi başlatan beyin aktivitesinin kanıtını buldu. Başka bir deyişle, deneyleri bilinçli kararın harekete neden olmadığını gösteriyor gibiydi hareketi meydana getiren beyin aktivitesi, birey herhangi bir şey olmasını istemeden önce başlamıştı. Bazı insanlar bunun özgür iradenin bir yanılsama olduğunun kanıtı olduğunu, bilinçli kararlarımızın eylemlerimizin nedenlerinden çok hali hazırda olanlara ilişkin raporlar gibi olduğunu düşünüyor. Ancak Libet o kadar ileri gitmedi. Özgür iradeye sahip olmayabileceğimizi ama beyinde başlatılan bir eylemin bilinçli olarak veto edilmesi olan ve bazıların özgür ret olarak adlandıracağı şey için hala zaman olduğunu düşündü. Diğerleri ise bu deneylerin sonuçları konusunda daha şüpheciydi. Hareket etmeye yönelik özel bir kararın zamanını kaybetmenin zorluklarına işaret etmekte, Libet'in bulgularının ve deneylerinin özgür irade fikrimizi zayıflattığı iddiasını reddetme kararı gibi nedenlere dayanan daha karmaşık bilinçli kararlara uygulanıp uygulanmayacağını sorgulamaktaydılar. Böyle. Şimdi insanın bir şeyi yapmasından saniyelerce önce beyin fonksiyonlarının devreye girmesi insanı dehşete düşüren bir şey. Yani ben bu işi yapacağım ama ben mi yapıyorum? Allah mı bana yaptırıyor? İşte burada İslamiyet'in içerisindeki cüz-i ihtiyari dediğimiz insanın irade ve ihtiyarı meselesine geliyoruz şimdi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Risale-i Nur Külliyatı'nın içerisinde 1926 ile 50 arasında onu hatta şöyle 1926 ile 34 yılları arası çünkü 8 sene çok rahat söyleyebilirim sözler kitabının barlada çoğunluğunun yazıldığını düşünürsek yani şey, Risale-i Nur Külliyatı'nın çoğunun barlada yazıldığını düşünürsek oradaki kader bahsinde hatta bir dakika çok daha önce 1914-18 arası Birinci Dünya Savaşı'nda İşaretül İcaz kitabında bu cüz-i ihtiyari meselesinden bahsediyor. Ve nasıl bahsediyor biliyor musunuz? Diyor ki bu cüz-i ihtiyari nedir? Her ne kadar etrafı kazılsa cebir çıkıyor diyorlar. Yani soruyorlar ya tamam hocam Üstadım sen cüz ihtiyar diyorsun, insanın iradesi var diyorsun da ya bu irade nedir ki bunun etrafı ne kadar kazılırsa hep bir şey çıkıyor. Cebir yani bir zorlama çıkıyor gibi. Buradan da İslam tarihi burayı burayı ben metin olarak da paylaşırım inşallah. Bu programda metin olarak paylaşalım burayı. Orayı bir yerinden bak bakmak lazım. Şimdi baktığımızda Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin döneminde insanların kadere iman ve kaderle ilgili meselelerde sorularını sordukları cevap aldıkları bir Allah Resulü var. Sonraki yüzyıllarda biraz daha fikri tartışmalar oluyor. Yani insanlar kaderi, kaderi meseleleri konuşmaya başlıyorlar. Çünkü Peygamber Efendimiz ilk geldiğinde peygamber olarak ilk davası tevhid. Bir kere insanlar müşrik. Çünkü o zamanı biliyorsunuz o zaman da Allah diye bir şey kavram var zaten. Allah inancı yani bir yaratıcının olduğunu biliyorlar. Hatta işte Kabe'ye asılan bir şiirin içerisinde karıncalar her tarafını yiyorlar da Allah denilen kısmı kalıyor. Veya işte programın içerisinde bazı yerlerde konuşmuştuk. Örf, adet, gelenek meselesinde de müşrikler bir kurban kesecekleri zaman Allah'ın adıyla değil putlarının adıyla kesiyorlardı. Kabe, tavaf, hac, umre bunlar o dönemde de olan şeyler yani. Şimdi bütün bunlara baktığımızda Peygamber Efendimiz insanları ilk önce şirkten bir kurtarıyor. Bir şirki bir temizliyor. Peygamberlerin ilk meselesi şirk. Yani şirki, tevhid inancı bir. Allah var. Allah'ın varlığı birli. Hani sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz ben davamdan vazgeçmem demesinin sebebi tevhid. Tevhidden sonra ahiret akidesi. Yani haşir öldükten sonra dilme. Çünkü insanın en önemli meselesi bu. E i̇ster istemez bu kader meseleleri biraz böyle şeye, ileri dönemlerde ümmetin böyle sorunlar yaşadığı, sorularının olduğu, e, peygamberin de sahabeli efendilerimizin de olmadığı dönemlerde daha çok gündeme gelmeye başlıyor, daha çok konuşuluyor. Demek doğru olabilir, böyle demek doğru olabilir diyorum. Hatam varsa düzeltin, direkt yayına bağlanıp uyarabilirsiniz. WhatsApp'tan uyarabilirsiniz. Bu arada evet, WhatsApp mesajlarını unutuyorum. 552-341-2040 numaralı telefondan WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz. Aynı şekilde 312-341-2040'dan yayına bağlanabilirsiniz. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra, bir dönem sonra, işte halifeler, işte Tâbin dönemi falan, Peygamber Efendimiz'in torunlarını şehit ediyorlar. Biliyorsunuz vakıayı sus işte Kerbela'da falan. Sonra insanlar bu yapılan haksızlıkları görünce diyorlar ki, ya diyorlar siz nasıl yapıyorsunuz bunu? Siz Allah'ın e, yasak ettiği bir şey yapıyorsunuz siz mesulsünüz, siz şöylesiniz, siz böylesiniz, siz cehennemliksiniz falan deyince karşıdan bir argüman üretme ihtiyacı hissediliyor. Onlar da diyorlar ki ya ne yapalım? İşte yaş kuru ne varsa hepsi bir kitapta yazılmıştır. Bizim kaderimizde varmış, biz kaderimizde olanı yapıyoruz diyorlar. Bu sefer oradan cebriye dediğimiz, yani insanın rüzgarın ortasında savrulan bir yaprak olduğunu iddia eden bir yapı çıkıyor. Bu sefer düşünüyorlar, düşünüyorlar, diyorlar ya bunlar bunu söylüyorlar ama burada bir problem var. Ondan sonra diyorlar ki işte hani kim zerre kadar bir günah işlerse ona onun karşılığı vardır. Kim de zerre kadar bir hayır işlerse buna onun karşılığı vardır diyorlar. Yok siz yaptığınızın hesabını vereceksiniz. Onlar da bunu söylüyorlar. Böyle kabaca anlatıyorum yani. Bu sefer bir de mutezile dediğimiz ayrı bir mezhep çıkıyor. Bunlar da diyorlar ki, kardeşim diyorlar sen e, kötülüğü kendin yaparsın ama iyiliği Allah yapar. Kul kendi fiilinin halikıdır manasında. Şimdi bir tarafta mutezile çıkıyor, bir tarafta cebriye çıkıyor. Birisi ifrat, birisi tefrit. Burada ehl-i sünnet vel cemaat dediğimiz eşari ve maturidi, imam eşari ve imam maturidinin şeyleri çıkıyor, yorumları çıkıyor. Burada da olay şu, her şeyi yaratan Cenab-ı Hak'tır, yarattığı şeylerin üzerinde tasarrufta bulunan insandır. Yani bir insanın bugün bir kibriti çakıp her yeri yakması, o yakma fiil olarak yakma meselesi Cenab-ı Hakk'a aittir. Yakan Allah'tır ama onun hesabını verecek olan iradesiyle birlikte insandır. Peki diyorlar bu irade ne? Diyor ki iradeyi şöyle düşüneceksiniz. Bir insan, bir geminin kaptan köşkünde oturuyor. Bunu direkt zihninizde, kendi bedeninizde ve bu kaptan köşkünde oturan insan kendiniz olarak da düşünebilirsiniz. Bir insan geminin kaptan köşkünde oturuyor. Ve bu adam gemiyi sağ veya sola çevirmek için sadece küçük bir hareket yapıyor cüzi bir hareket işte cüz ihtiyarı dediğimiz şey. Ama büyük geminin dönmesi külli irade gemiye ait. Yani geminin çalışması için çarkçısından makinistine, efendime söyleyeyim, eee elektrikçisine, mühendisine kadar herkesin vazifeleri var. Kaptanın sadece küçük bir vazifesi var. Fakat kaptan vazifesini ihmal ederse ve bu gemi gidip de bir karaya, bir buza, efendim bir başka gemiye çarparsa o zaman bu geminin yaptığı kazanın hesabını kaptan verir. Kaptan şunu diyemez ya ben bir şey yapmadım ki yani ben sadece direksiyonu çevirmeyi unuttum diyemez. İşte iradeyi buraya koyuyorlar. Yani külli irade dediğimiz büyük irade Cenab-ı Hakk'ın iradesi bütün olayların üzerinde her an var ama insan cüz'i iradesiyle birlikte seçimleriyle birlikte bir şeyleri yapıyor. Özgürlük dediğimiz şeyi buraya kadar getiriyorlar. Şimdi bu özgürlük İnsanın imanıyla o kadar alakalı ki Peygamber Efendimiz ne diyor? Zalim bir hükümdara, zalim bir yöneticiye onun zulmünü söylemek insanın imanından, imanın bir şubesi. Şimdi bunu söyleyebilecek bir iradeyi göstermek, bunu söyleyebilecek bir cesareti göstermek de imanla oluyor. İman varsa bunu yapabiliyorsunuz. İman yoksa bunu yapamıyorsunuz. İşte bu iradenin kişi bazında kullanılması meselesine baktığımızda insan hayır veya şey, hay, hayrı yapmakta şe, hayır veya şeri yapmak veya yapmamakta kendisine nefsinden veya günah e, nefsinden veya şeytandan gelen telkinlere uymak veya uymamakta bir tercih yapıyor. İşte bu tercihin içerisinde irade var. İşte toplumsal tarafa geldiğimizde de kimi insan iradesini Firavun gibi zulmetmek üzere kullanıyor. Kimi insan iradesini Firavun'un işte o yanındaki onun yaltakçıları gibi ona yaranmakta kullanıyor. Kimisi küfrün karşısında dimdik ayakta durmak için kullanıyor. Kimisi de tamamen yapılan şeylere sessiz kalıp gemisini kurtaran kaptan olma niyetiyle duruyor. Buraya kadar iradeyi konuştuk. Şimdi bakalım sokakta ne demişler? Sokakta ne dediklerini, sokakta Ramazan diyoruz ya, sokakta Ramazan'da ne demişler bu sorulara, iradeyle ilgili meselelere? Ondan sonra dönelim, irade üzerinden hem ayetlerimize bakacağız, hem hadislerimize bakacağız, hem de ben şu e, Risale-i Nur külliyatında söylediğim yerlerin birkaç tanesini açayım. Yönetmenim müsaitse sokakta Ramazan alalım. Babı Reyyan'da seninle Ramazan, Setrems'in katkılarıyla devam edecek. Selamun Aleyküm abi nasılsınız? Aleyküm selam. İyiyiz kardeşim. İsmin abi? Benim Murat. Kakoş Murat derler. <laughs> Eyvallah Murat abi. Ee, abi sence en özgür insan kimdir? En özgür insan benim. Neden abi? Yani sorduğun soruya söylüyorum. Hı hı. Ha canım inciyor. Hı, -hı. Ben kimsenin canını incitmiyorum. Benim canımı incitenler çok oluyor. Şimdi özgürlüğün ne olduğunu biz acaba dünya olarak biliyor muyuz? Sence özgürlük ne abi? Ha, şimdi özgürlük, Kur'an aşkımıza göre ben konuşuyorum. Hı hı. Eyvallah abi. Ha, rehberimiz odur. Şimdi Yüce Rabbimiz buyurur ki, insanlar kurdukları hayallerini kendi elleriyle yıkarlar. Fakat insanlar bunu fark etmezler. Kimin başına bir bela gelirse, ya kader deyip yatarlar ya da karşısındaki insanları suçlarlar. Bir dünya düşünelim. Efendimiz Aleyhisselam'ın zamanını düşünüyorum. İşte özgürlük oradan başlıyor. Özgürlük nedir? Benim bu dünyada aradığım gerçek aşkı bulmak, başkalarını rahatsız etmemek. Kur'an aşkımıza göre dünya bir gül bahçesidir. Her insanoğlu bir güldür. Ama gülü dalından koparmadan seveceksiniz diyor. Şimdi günümüz medya dünyasına bakıyorum. Özgürlükten, çağdaşlıktan bahsediyoruz. Bence en geri kalmış bir dünyadayız. Doğru. Neden? Çünkü bakıyorum insanlara kimse mutlu değil. Hepsi mutsuz. Neden? Özgürce yaşamıyor bu dünya. Nasıl Akşama abi? Kadar, Ha Nasıl ulaşırız? Hı. Şimdi biz dünya olarak şayet diyorum Kur'an aşkımıza göre hayat akışımızı sürdürebilseydik yeminle söylüyorum rüyamızda bile görmediğimiz kadar özgür bir dünyada yaşardık. Yani özgürlük istediğin yerde, gönlünün istediği yerde, istediğin şekilde bulunabiliyorsan bu Hı. özgürlüktür. Herkes için de değişir. Aha. İstediğini giymek, istediğin kadar gezmek, istediğin kadar yemek değil yani bir insan dört duvar arasında da özgür olabilir. Hı hı. İstediğin yerde, istediğin zaman ibadetini yapabiliyorsan, yani bir ev hanımı için ben ev hanımıyım, istediğin yerde çocuklarınla istediğin gibi vakit geçirebiliyorsan da özgürsündür. Hı hı. Yani insanın istediği şeyi nefsine ağır gelmeyecek şekilde yapabildiği her şey özgürlüktür. Peki sence bu doğrultuda en özgür insan kimdir? Böyle bir tanım yapmak gerekirse. Ee... Valla içinden geldiği gibi yaşayabilen, kimseye zararı dokunmadan yaşayabilen, hı hı. E, yaptıkları gerçekten kimseye zarar vermeyecekse, hı hı. kendine de faydalıysa özgür insan budur bence. Hı hı. E, bugün konumuz özgürlük. Sizce özgürlük nedir? Nasıl özgür oluruz? Kafamıza göre istediğimiz her <laughs> şeyi yaparız abi biz. Oh yani. Aynen abi. Peki sizce en özgür insan kim? Nasıl özgür oluyoruz yani biz ya? İstediğini Özgürlük ne demek mi? yani? Her i̇stediğini, istediğini yapan yani özgür her olur diyorsunuz. Evet. Peki siz her istediğinizi yapabiliyor musunuz? Özgür müsünüz sizce? Yok fazla değil abi. Hmm. Aileler ha. mi karışıyor? Ne Aile. Oldu Aile. Çok sıkıntı ya. İyi bakalım. İnşallah evet. özgür oluruz. Peki i̇nşallah. sizce din omuzlarımızdaki yükü alır mı? Alır. Böyle alır, bir soru alır, alır değil alır, mi? Alır. Bizi daha özgür hale alır, getirir. Alır abi tabii ki. E, i̇nşallah. Yani, yani ben çoğunlukla sıkıntılı olduğum zaman tabii ki elhamdülillah. Çoğunluk Hacı bayramdayız olsun. zaten bu arada. Aynen abi zaten biz burada ilahi söylüyoruz. <laughs> Ey maşallah. Söyle bakayım. Ee, i̇lahi mi? Ha öyle. <laughs> Sonra konuşuruz <laughs> bunu. Hey. Neyse abi. E, şöyle söyleyeyim çok sıkıntılarım olduğu zaman abdest alıp namazımı kıldığımda bütün sıkıla, sıkıntılarım gider yani. Bir Cid. huzur veriyor değil yani, mi? Tabii ki huzur Ruhen Burası, özgür hissediyorsun. E, i̇nsanın içini rahatlatıyor da. Yani. Tabii. Yani, çok Hacı doğru. Hacı bayramdan dışarı çıkayım inan ki daha çok sıkıntılı oluyor. <laughs> Burası güzel ya ben de seviyorum. Kendinizi özgür hissettiğiniz anlar neler? Yani okul dışında her yerde özgürüm. Şu an burada özgürüz Aynen o zaman. Evet. aldığı her dakika. <laughs> evet. Peki. Ee, peki kişi kendini özgür hissettiğinde aslında ne hissetmiş olur? Bence bir kere rahatlamış olur çünkü e, senin sürekli bir e, baskı hissetmiyorsun yani. Hı. Aşırı kısıtladığımızda biz o şeyleri daha çok yapıyoruz zaten evet, bu bir şey değil Yanlışa ya daha çok sürüklenmiş oluyoruz. Yani bence şöyle düşünüyorum ne çok kısıtlanmalıyız yani biz ne de, de çok kısıtlanabiliriz çok aynen. Evet Uğur Ali'nin köpek balığıyla birlikteyiz. Bakmayın şimdi öyle küçük olduğuna ileride bayağı büyük bir köpek balığı olacak yani inşallah. Bir şey söylemek ister misin Uğur Ali? Yok. Yok. El sallayalım o zaman sadece hadi. Köpek balığı da el sallasın. Sallıyor ben görüyorum. Beyanda seninle Ramazan Setrems'in katkılarıyla devam ediyor. Özgürlük her istediğini yapabilmektir dediler. İşte tam buradan devam edelim. Peki din bizim özgürlüğümüzü kısıtlar mı? Sınırlar mı? Risale-i Nur külliyatı içerisinde Sözler kitabında üçüncü söz vardır efendim. 3. sözde güzel bir hikaye ile başlar. Bilmeyenlere tavsiye ederim. Yani küçük sözler olarak da bu kitabı temin edebilirsiniz. İnternetten de ulaşabilirsiniz. Böyle çok güzel hikayelerle başlayan ilk 8-9 söz vardır. Hatta 10. söz de vardır da 10. söz biraz uzundur. Şöyle der, bir zaman iki asker, iki adam yola çıkıyorlar ve bir yere gidiyorlar. Bu gittikleri yerin içerisinde yolda birisiyle karşılaşıyorlar. O yoldaki kişi diyor ki, diyorlar ki yani ne taraftan gidelim? Yol ikiye ayrılıyor. Ne taraftan gidelim diyorlar. O karşılaştıkları kişi diyor ki vallahi diyor bu bu sağ taraftan sol taraftan ikisinden de gidebilirsiniz. Uzunlukta ve kısalıkta bu yollar birdir. Hiç fark yoktur. Sadece sağ taraftan giderseniz size göre şöyle yapıyor sağda. Sağ taraftan giderseniz kanuna ve nizama tabi olursunuz. Ama sol taraftan giderseniz hiçbir kanun, nizam bir şeye tabi olmazsınız. Diyorlar, diyor sağ taraftan gidene, nedir bu düzen diye soruyorlar. Sağ taraftan gidene bir sırt çantası verilir, eline bir silah verilir. Karşısına bir düşman çıktığı zaman bu silahla birlikte, bu sırt çantasıyla birlikte o düşmanları alt edebilecek şeyleri, cephaneleri vardır. Şimdi iki adam bakıyor, sol tarafta hiçbir çanta bir şey yok, sağ tarafta var. Birisi diyor ki ben sağ taraftan giderim, çantayı sırtına yüklüyor. Öbürü diyor ki kim uğraşacak çantayla diyor şimdi, çanta mantı taşıyamam ben diyor. Soldan gidiyor. Bediüzzaman Sayın Nursi Hazretleri bu hikayeyi anlatırken diyor ki sağ taraftakinin sırtına aldığı çanta ve elindeki silahı ise onun ibadetleri ve itaatidir diyor. İmanıdır, takvasıdır. Biz ibadet ettiğimiz zamanlarda diyoruz ki Rabbimize Ya Rabbi ben sana inanıyorum, sana iman etmişim, sana itaat ediyorum. Ve bu kainatın içerisinde olmuş ve olacak olan ne varsa bunların hepsi senin tasarrufunda. Buna inanıyorum. Onun için başıma bir şey geldiği zaman da hep oradan bakıyorum. Yönetmenim bir taraftan ayetlerimiz hazırsa ayetlerimize bakalım. Hatta özür dilerim yönetmenim. Şu az önce söylediğim yeri açtım ben. evet. Oradan bir dedim. Diyorlar ki Ehli Bediüzzaman Hazretleri işaret edeceğiz şimdi bu şöyle biz bunu şöyle diyoruz. Bu çok böyle yüzeysel, basit bir iddia gibi gelebilir. Özellikle genç arkadaşlar bunu duydukları zaman ee, falan yapabilirler. Öyle değil. Bu 1914 ve 18 yılları arasında yazılmış bir metin. 1983 yılında Benjamin Libet'le birlikte insanların aleminde çok ciddi yer etmiş ve bugün de hala... Onların sadece yani gözleme dayalı söyleyemedikleri sadece yorum yapmak zorunda kalabilecekleri bir alan oluyor. Fakat biz her şeyin arkasında bir ilim irade kudreti görerek imani bir terbiye ve iman metodolojisiyle düşündüğümüz için bazı şeylerin cevaplarını verebiliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki e, yapan bilir, bilen konuşur. Bu kainatı yapan Cenabı Hakk'tır bu kainatı yapan Cenab-ı Hak insanlarla konuşmuştur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle konuşmuştur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de biz insanlara bunları öğretmiştir. Bu insanlardan birisi de Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor ki biz ehli sünnet vel cemaat ehli itizale karşı diyoruz ki abd kesb denilen mastardan neşet eden hasılı bir mastar olan esere halik değildir. Abd'in elinde ancak ve ancak kesb vardır. Zira Allah'tan başka müessir hakiki yoktur. Zaten tevhid öyle ister. Bahsettiğimiz gemi meselesi. Geminin içerisinde sen bir şey çevirmiş olabilirsin ama geminin kaza yapmasına sebep olan geminin sistemidir. Sen insan olarak bir kibriti alıp bir yerleri yakmış olabilirsin ama ateşi yaratan, kibriti yaratan, seni yaratan, parmağını yaratan, her şeyi yaratan Allah'tır. Muteziliye böyle diyor. Sonra ehli cebre diyor. Cebriye hani insan rüzgarın önünde yapraktır diyene. Söyleriz ki abd bir ağaç gibi bütün bütün ızdırar ve cebir altında değildir. Elinde küçük bir ihtiyar vardır. Çünkü Cenab-ı Hak hakimdir. Cebir gibi zulümleri intihar eden şeylerden münezzehtir. Bir taraftan da dönüyor diyor ki Allah her şeyin en güzel şekilde olmasını arzu eder ve ister. İnsanın eline bir irade vermiştir. O iradeyi, o ihtiyarı insan kötü kullanırsa onun sonucunu yaratan yine Cenabı Hak'tır. ama o fiil o insana aittir. Yani elinize bıçak alıp birisini öldürmek istediğinizde şuradan bir şah damarını kestiğiniz yetiyor. Ama siz sadece şah damarını kesiyorsunuz. Bütün organların hayatiyetini devam ettirmesiyle birlikte vücut kan kaybından da ölüyor. Peki o vücudu yaratan kim? Yine Allah. Rabbimiz. Sonra diyorlar tamam hoca tamam bunu söyledin soru geliyor. Bu cüzi ihtiyari denilen şey nedir? Ne kadar etrafı kazılırsa cebir çıkıyor? Bu nasıl bir şeydir? Diyorlar ki sen insanın küçük bir iradesi olduğundan bahsediyorsun. Bu iradeyi de şöyle tarif ediyor yine e, alimler. Bir adamı diyor, bir diyor, bir adam bir çocuğu omzuna alsa ve ona desek ki seni nereye istersen oraya götüreceğim. Çocuk desek ki beni Uludağ'a çıkart. Bursa Uludağ soğuk. Bursa'ya da selam olsun burada. Sonra çocuk çıksa desek ya beni buraya niye çıkarttın? Ben üşüdüm. Adam külli iradesini çocuğun cüz-i iradesinin eline vermiş diyor. Belki ona bir de tokat atacak. Yani küll irade, cüz irade dediğimiz şey bu. Diyorlar ki ya tamam iyi diyorsun da bak bugün bak deneyler de yapılıyor. Biz bu soruyu biraz daha genişletelim. Yani bu soru sorulduğu zaman daha böyle Benjamin Libet diye birisi yok. Böyle bir deney yapılmamıştı. Belki doğmuştur bilmiyoruz da. Ama bu, bu yok yani. Biz soralım soruyu. Diyelim ki ey Müslüman alimleri, ey Müslüman hocalar, ey Bediüzzaman, yani adamlar deney yapmışlar. Kişi kendi ihtiyarını kullanmadan saniyeler öncesinde, saniyeler öncesinde bir şeylerin beden tarafından harekete geçtiği söyleniyor. Sen bu meseleye ne diyorsun? Peygamber bu meseleye ne derdi? Diyor ki, birincisi, fıtrat ile vicdan, ihtiyari emirleri ızrarı emirlerden tefrik eden gizli bir şeyin vücuduna şehadet ediyorlar. İnsan fıtratına baksın, vicdanına baksın. Hatta şöyle yapalım. Dikkatli izleyenler varsa samimi söylüyorum kaldırın bir elinizi. Bakın ben bir eliniz dedim. Hangi eliniz olduğunu da söylemedim. Sadece bir elinizi kaldırın veya kafanızı bir tarafa çevirin. Şimdi bakalım vicdanımıza. Ben bunu kendim mi yaptım yoksa beni zorladılar da mı yaptım? Yok diyor ki fıtratta vicdan diye bir şey var ve bu yalan söylemez ve diyor ki tayin ve tabirine olan aciz vücuduna halal getirmez. Yani biz nasıl olduğunu tarif edemiyoruz. Ama bu bunun varlığını inkar etmemize sebep olmaz. Yani şu anda 100 sene böyle işte şöyle diyeyim, 100 senelik bir uykuya uyanmış, uykuya yatmış bir insanı bir kaldırsak ve bu ekrandan benim görüntümün size geldiğini görse yanınızda olsa. Şimdi o görüntünün o nasıl geldiğini bilmiyor ama onun bilmemesi bunun gerçekliğini iskat etmez. Ya bu gerçek, bu hakikat. Meseleye böyle bakmak gerekiyor. Bununla ilgili yine bir zaman hazretlerinin çok ciddi şeyleri, tabirleri var ama ben yönetmenimden ayetlerimizi istiyorum. Şu ayetlerimizi bir alalım. Sonra benim paylaşmak istediğim bazı şeyler, hadisler var. Nasıl yapalım? Hepsini alalım mı yönetmenim? Uygun mudur? Evet. Yunus suresi 99 ve 100. ayetler. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Çok iyi değil mi? Yani ya Rabbin dile Evet Allah isteseydi herkes iman etmez miydi? Ederdi. Hal böyleyken mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın? Yani Peygamber Efendimiz'in tabi böyle tekrar tekrar tebliğe gittiği yerler var. Tekrar tekrar böyle ısrar ettiği insanlar var. Bazıları da iman etmiyor. İşte kendi yakınları için de çok dua ettiğini biliyoruz Peygamber Efendimiz'in. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin inanması mümkün değildir. O akıllarını kullanmayanları inkar bataklığında bırakır. He, aklımızı kullanacağız. Mesela Yunus suresi bu 99 bu ayetin öncesindeki ayetlerde de Hz. Yunus'un kavminin iman etmesinden bahsediliyor biliyorsunuz. Yani kavminin e, peygam Hz. Yunus kavminden ayrılıyor gidiyor. Hz. Yunus gidince diyorlar ki eyvah ya biz ne yaptık? Deyip iman ediyorlar. Hz. Yunus'un kavminin de böyle bir özelliği var yani. İ iman eden kavimlerden birisi. Yani zulmü, zulmü almayanlardan. Alalım diğer ayetimizi. Dinde zorlama yoktur. Bu geçen gün okuduğumuz hadislerde vardı ya, bu din güçlüdür, onu hilm ve rıfk ile ilan ediniz. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi, bili her şeyi işitir ve bilir. Bu da yine o cahiliye dönemindeki meseleler falan bitiyor diyoruz ya, onlar bittikten sonra orada tabii özgürlükle ilgili ciddi meseleler var. Yani insanlar şunu kabul ediyorlar, tamam her şey Cenab-ı Hakk'ın elinde ama köleler var, savaşlar var, savaşlardaki esirler var. Bunu biraz konuşalım. Gelsin yönetmenim, bir not alıyorum, hakkınızı helal edin. Evet, zekatlar ancak fakirlere, yoksullara, zekatların toplanmasında görevli memurlara, kalpleri İslam'a ısınırılacak olanlara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere ve o yolda kalmışlara da verilir. Kalmışlara verilir. Şimdi bakın burada acayip bir şey benim dikkatimi çekti. Kölelere, yani köleye normalde yani köleye bile yardım edilmesi gerektiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim ki o dönemde kölelik çok ciddi bir şey olay yani herkesin içerisinde var toplumun içerisinde var ki İslamiyetin köleliği böyle bitirmek için ciddi çalıştığını biliyoruz. Allah'ın bu konudaki kesin emri ve taksimi böyledir. Allah her şeyi hakkıyla bilen, her işi ve hükmü hükmü hikmetli ve sağlam olandır. Kölelere zekat vereceksiniz. Mağdurlara zekat vereceksiniz. Yolda kalmışlara zekat vereceksiniz deyip insanın bakın bu ayet çok güzel bir ayet. Nerede ben onu Notumu kaldırdım hani evet burada. Şimdi yaşama hakkı, dokunulmazlık, hürriyet, güvenlik, hayatın gizliliği, yerleşme, seyahat, din, vicdan, hürriyeti, kanaat, hürriyeti bir sürü şey var değil mi? İnsanın bu hürriyetlerini, özgürlüğünü yaşayabilmesi için yolda kaldığında da, efendime söyleyeyim sıkıntıya düştüğünde de, köle olduğunda da her zaman hakkının savunulabilmesi gerekiyor. Onun için Cenab-ı Hak belki de Allah her şeyi hakkıyla bilendir, bu konudaki kesin emri ve taksimi böyledir. Gelsin diye ayetimiz. Allah rızık konusunda bazınızı bazınızdan üstün kıldı. Ama kendilerine daha fazla rızık verilenler sahip oldukları rızıktan ellerinin altında bulunan köle ve hizmetçilere kendileriyle eşit seviyede olacakları ölçüde vermezler. Hal böyleyken nasıl oluyor da üzerlerinde bulunan Allah'ın bunca nimetini ve hakkını bile inkar ediyorlar? Ganimet meselesi geldi aklıma. Huneyn'den sonra ganimetler dağıtılıyor ya... ...ganimetler dağıtılırken... ...bir sahabe efendimiz orada... ...Ensar'dan bir sahabe efendimiz... ...diyor yani burada bir adalet yoktur. Burada bir adaletsizlik var dediğinde... ...Peygamberimiz öfkeleniyor, kızarıyor. Allah diyor Musa'ya rahmet etsin. Musa'nın kavmi ona daha kötü davranmıştı. Daha fazlasını söylemişti. Diye şey yapıyor yani... <laughs> ...yani o cahiliye döneminden... ...kalan adetlerin falan... <laughs> terk edilmesi çok özür dilerim. Kolay bir şey değil. Şimdi kölelik dedik. Peygamber Efendimizin olduğu döneme gittiğimizde, o dönemlere baktığımızda insanlar birbirlerini esir ediyorlar. Köle oluyorlar. Köleleri de köle oluyorlar. Yani esir ediyorlar savaşta. Esir ettiklerinde köle olarak satıyorlar. Her ne kadar insanlar köle edilse de İslamiyet'e girdikten sonra bunların hürriyetlerine kavuşturulması için Müslümanların çalıştığını da görüyoruz. Kölelerle ilgili meselelerde bile Peygamber Efendimiz çok böyle hükümleri çok net veriyor. Mesela bir zaman yine böyle iki köle getiriliyor Peygamber e, Peygamberimize. Peygamberimiz bu köleleri Hazreti Ali'ye veriyor. Bakın bütün kölelik meselesini konuşurken şu aklımızda olsun. İslamiyet köleliğin bitmesi için çok ciddi manada çaba sarf etmiştir köleliğin bitmesi için ki dünyada kölelik yani şurada birkaç yüzyıl öncesine kadar hala çok şiddetli bir şekilde devam ederken İslamiyet buna kesinlikle müsaade etmemiştir. İslamiyet insanların hürriyetine, özgürlüğüne çok değer vermiştir ve özgür oldukları sürece de Allah'a daha yakın olduklarını yani hürriyet imanın hassasıdır diyeceğiz birazdan. Oraya doğru gidiyoruz. Bunu çok net bir şekilde söylemiştir. Yani bir, bir, bir Müslüman bir hata yaptığında peygamberimize gelip ya Resulallah ne yapayım dediğinde peygamber Efendimiz bir köle azadet. İşte bir köle azadet. İşte ya Resulallah şöyle yaptım ne yapayım? Hemen bir köle azadet. Bilmem yani sürekli kölelerin azat edilmesine, kölelerin özgürlüğüne kavuşturulmasına bir vurgu var İslamiyet'te. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali iki tane köle veriyor. İki genç köle veriyor kardeş. Bir süre sonra diyor ki yani ne yaptın diyor. Diyor ki gençler ne durumda diyor nasıllar diyor. Diyor ki birisini diyor şey yaptım başkasına verdim. Peygamberimiz ya Ali al onu. Kardeşleri birbirinden ayırtmıyor. Veya anne ve çocuğu birbirinden ayırtmıyor. Ve diyor ki hatta bu, bu mesele de şöyle oluyor. Hazreti yanlış isim vermek istemiyorum. Olay vaka haktır. Bir savaşta birisi bir annenin Çocuğundan ayrıldığını görüyor ve o çocuğu alıyor, annesinin yanına veriyor. Diyor ki, bunu yapmayın diyor. Ben Allah Resulü'nden işittim ki, kim bir köleyi çocuğundan, annesinden ayırırsa, kıyamet günü de onu Cenab-ı Hak sevdiklerinden ayırır diyor. Yani İslamiyet'in kölelere verdiği çok ciddi bir şey var. Hak var. Şimdi yine bu meseleyle ilgili dedim ya, e, hak meselesi ve özgürlükle ilgili. Peygamber Efendimiz diyor ki, esirlerinizi özgürlüğüne kavuşturun, davet edenin davetine katılın, hastayı ziyaret edin. Peygamberimiz esirlerin özgürlüklerine kavuşturulması için hususi olarak şey yapıyor, ümmetini teşvik ediyor. Yine e, Peygamberimiz, Allah'ın sizin evrinize verdiği hizmetçilerinizdir, köleleriniz. Her kimin kardeşi emri altında bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güçleri aşan işleri yüklemeyin. Eğer ağır işler yüklerseniz onlara yardım edin diyor. Yani insanın köle bile olsa yani kölenin dahi özgür olması gerektiğini Peygamber Efendimiz söylüyor. Bakın kölenin. Peki köle değil ve özgür bir insan. Şimdi Müslüman tanımı neydi? Müslüman Allah'a iman ve şey insanların elinden, dilinden emin olduğu kişiydi. Yani mümin kişi insanların ondan, canlarından ve mallarından korkmadığı kişiydi. Şimdi Peygamber Efendimiz bir gün tabii artık Mekke fethedilmiş, artık e, bu kaddes beldeler olmuş. Burada e, asabını topladığı zaman diyor ki nasıl diyor Mekke mübarekse, Mekke kutsalsa Müslümanlar sizin de canlarınız, mallarınız, evlatlarınız böyle özeldir, böyle kutsaldır. Buna dikkat edin. Yani onların hakkına girmeyin diyor. Ve müflis kişiyi tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Diyorlar, diyor ki müflis kişi kimdir bilir misiniz diyor. Kimdir ya Resulallah diyorlar. Diyor ki dünyada Kur'an okur, ibadet eder, namaz kılar, pek çok şey yapar ama insanlara zulmeder ve haksızlık yapar. Bu kişi kıyamet günü Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gittiği zaman yaptığı ibadetlerden kaynaklanan sevaplarından onun hakkına girdiği insanlara verilir. Bu patron olabilir. Bakın. Efendim, bu devlet reisi olabilir. Bu bir iş yerindeki bir amir olabilir. Bu futbol takımında oynuyorsanız, takımdaki kaptan olabilir. Bu sınıftaki herhangi bir arkadaşınız olabilir. Bu e, toplumun içerisinde herhangi bir pozisyonda öyle veya böyle yetki veya gücü eline almış herhangi birisi de olabilir. Peygamberimiz diyor ki bunun yaptığı sevaplardan alınır. Hakkına girdiği kişilere teker teker verilir. Eğer bu adamın sevapları biter ama hakları bitmezse o zaman onların günahlarından alınır buna verilir. İşte Peygamberimiz bu kişiye müflistir diyor. Hak noktasında peki kişinin hakları var. Peygamberimiz Müslümanın Müslümanın üzerindeki beş hakkından bahsediyor. Selamı almak, hastaya ziyaret etmek, cenazeye katılmak, davete icabet etmek ve aksırana Allah'tan rahmet dilemek. Yani toplumun içerisinde birbirimize yani o sınırlarımızı belirlemek ve gereğinden fazlasını yapma noktasında da bir şeyimiz var, zorunluluğumuz var. Peki Allah'ın kul üzerinde hakkı var mı? Kulun Allah üzerinde hakkı var mı? Peygamberimiz diyor ki, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların yüce Allah üzerindeki hakkı ise kendisini ortak koşmayan kimselere azap etmemesidir. Cenab-ı Hak kendisine ortak koşulmuyorsa o kişiye azap etmiyor. Azap edici değil. Hakla ilgili meseleler böyle devam ediyor. Bir de Dokunulmazlık meselesi var ya. Bir Müslümanın, daha önce konuşmuştuk, bir Müslümanın ırzı ve namusun malı diğer Müslümana emanettir. Yani bir Müslüman kardeşimiz sıkıntıya düştüğü zaman ona yardım edebilmemiz lazım. Bugün maalesef Gazze'ye biz yardım edemiyoruz. Doğu Türkistan'a yardım edemiyoruz. Dünyadaki pek çok yere yardım edemiyoruz ama inşallah Cenab-ı Hak yardım edebileceğimiz gücü bize nasip etsin. Her akşam dualarımızda zaten onu şey yapıyoruz, söylüyoruz. Mesela en çok bizim Memleketimizde yaşadığımız problemlerden birisidir. Tarlalar, tarlalardaki haklar. Çünkü o tarlalar da insanların hakkıdır. Özgürlük alanıdır. Oralara müdahale etmememiz lazım. Peygamberimiz bununla ilgili çok şiddetli uyarmış. Hadis çok şiddetli. Her kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa o yer kıyamet gününde yedi kat olarak boynuna geçirilir. Şimdi kişi özgür iradesini, nefsinin, şeytanın hilesiyle birlikte sınıra konulmuş taşı biraz bu tarafa çekerek kullandı. Aldı, orayı aldı. İradesini kötüye kullandı. Bu iradesini, kendi iradesini kötüye kullanması başka birisinin hakkına girmesine sebep oldu. Diyor ki Peygamberimiz bu yedi kat olarak onun üzerine hazırlanır. Ve Tabi biliyorsunuz bu mal savunma, şey malını canını savunma meselesi. Yine hadis var, birisi Peygamber Efendimiz'e geliyor diyor ki yani bu çok uzun bir hadis. Diyor ya Resulallah yani birisi benim malımı almaya kalkarsa, gasp etmeye kalkarsa ne yapacağım? Diyor ki mücadele edeceksin, gücüm yetmezse diyor ki Müslümanlardan yardım iste. E, Müslümanlar da yoksa devlet yetkililerinden yardım iste. E, onlar da yoksa, sonra hadisin ikinci bir şey var, versiyonu var. Orada diyor ki, eğer sen malını mücadele etmek için ölsen şehit olursun. Diyor ki ya öldürürsem muhakkak öldürdüğün kişi cehennemliktir diyor. Yani kişinin namusunu, ırzını, malını yani kendi özgürlük alanını koruyabilmek için mücadele etmesi şehit olması anlamına geliyor. Özgürlük bu kadar önemli İslamiyet'te. Şimdi... Özgürlük ve hürriyet dediğimiz zaman bunu yanlış anladığımız yerlerde oluyor. Şimdi İslamiyet ve din insanın özgürlüğünün sınırlarını ve alanlarını belirlemiş. Bunu e, azimet ve ruhsat meselesinde belirlemiştik. Aslında ruhsata baktığımızda o ruhsat ölçüleri sizin aynı zamanda şer'i hürriyetinizin, özgürlüğünüzün olduğu alanları da belirliyor. Fakat hani biraz e, hayvani bakıyoruz ya meseleye. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri diyor ki her şeyin diyor bir rafizisi vardır. Hürriyetin rafizileri de diyor sefahatine düşkün olanlardır. Şimdi Cenab-ı Hak insanı mesela özgür bırakmış. Hani diyoruz iki şeriat vardı. Birisi sıfatı kelamdan gelen şeriat, birisi sıfatı iradeden gelen şeriat. İnsana Cenab-ı Hak sıfatı kelamıyla diyor ki hırsızlık yapmayacaksın, kumar oynamayacaksın, zina etmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin. Bunu sözü söylüyor Cenab-ı Hak. Ama uçamazsın dediği zaman uçamıyor. Peki insan onları yapıyor mu? Yapıyor. Allah insanı özgür bırakmış. İnsan bu özgürlükten dolayı eğer sefahate gidiyorsa bu o insanın problemi. Benim problemim değil. Bu onun problemi. Ha, şer'i hukuki meselelerde belli şeylerin etrafı din tarafından yasakçılar koyularak belirlenmiş mi? Belirlenmiş. Şimdi Allah Resulü'nün olduğu döneme gittiğimizde bütün akıllar, kalpler, her şey Allah'a, imana, dine, ahirete, kitaba, Kur'an'a baktığı için orada öyle bir şey var, mesele var. Ama artık bugün günümüze geldiğimizde, günümüzde yani dinin yasakladığı, dinin yapmayın dediği şeyleri yapan insanlar var mı? Var. Günah noktasında bu günahları işleyen insanlar var mı? Var. Peki biz buralara takılıyoruz da dinin adalet emri, dinin efendim şefkat emri, dinin zekat emri, dinin insanlar arasındaki o sosyal hayatı en güzel şekilde yaşat yaşanabilmesi için söylediği emirleri ne kadar hayatımıza geçirebiliyoruz? Baskının olduğu, yani insanlara zorla bir şeylerin dayatıldığı, baskının olduğu, istibdat dediğimiz sistemin olduğu hiçbir yerde özgürlüğün tam anlamıyla olmadığını görüyoruz. Yani biz şu anda işte bugün oturmuşuz, özgür bir insanız. Ya bu akşam yemekte bunu mu yesem, bunu mu yesem, bu kararı verebilecek seviyedeyim. Ama bir taraftan da bu özgürlüğün olmadığı, baskının olduğu, rahat insanların yaşayamadığı bir ortam düşünün. Orada insan yani bu seçimi yapmazdan evvel daha kendisi hayatını yaşayamıyor. Yani Kur'an Özgürlük diyerek insanı özgür bırakarak bir seviyeye getiriyor. Bu özgürlüğü de insanlara vermesinin sebebi insanlar cenab-ı hakkı tanısınlar. Yaptıkları fiilleriyle, amelleriyle, He, ben bunu böyle yapıyorum, bu buraya kadar benim. Nasıl buraya kadar benimse, buradan sonrası da e, Rabbimindir diyerek işin sınırlarını belirlesinler istiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Biraz konunun şeyini böyle biraz yani yan yola doğru çıkartıyorum ama evinizin her yerinde kameralar olduğunu, her insana birer tane kamera yerleştirildiğini ve artık suçun kesinlikle mümkün olmadığını, suçu işleyenin anında yakalanacağını söyleseler. Muhtemelen bu suç oranı %99.9 düşürecektir. Çünkü herkeste bir kamera var. Kim hangi suçu işlese onun o suçu işlediği biliniyor ki böyle filmler de var. Yani insanın gözlerinden kayıtlara falan bakıyorlar kim öldürmüş öldürmemiş diye. Bunu kabul eder misiniz? Çünkü lavaboya gittiğinizde, çocuğunuzun yanına gittiğinizde, eşinizin yanına gittiğinizde, paranızı koyduğunuzda her yani her anda her an gözleniyorsunuz yani. Bunu kabul eder misiniz? Etmezsiniz ki bu yüzyıllardan geri yüzyıllardan beri gelen bir güvenlik tartışmasıdır yani. Bunu insanlar tartışıyorlar. İşte ne kadar güvenliyiz? Mesela Kamera kayıtlarıyla burası izlenmektedir diye bir yazı vardır biliyorsunuz. Kamera kaydı yapılır ama ses kaydı yapmak yasaktır. Ses kaydını çok özel izin olan yerlerde yapabilirler veya kaçak yaparlar. Çünkü özgürlüğü vardır, güvenliği vardır, özel hakları vardır insanın. Şimdi İslamiyet insanı özgür bırakmış ama sen bu özgürlüğün sınırları içerisinde birbirine zulmedebiliyorsun. Bu özgürlük mesela şey, hürriyet meselesinde, özgürlük meselesinde yani insanların yani ümmeti Muhammed'in ulaşamadığı bir şey var. Yani yakalayamadığı bir seviye var. O da birazcık böyle baskıdan, o özgürlüklerin kısıtlanmasından kaynaklanıyor. Yani biz şöyle yapıyoruz, hani dün, dün gelenekten falan bahsetmiştik ya, işte geleneklerden, adetlerden, öflerden bahsetmiştik. Mesela şöyle bir şey söylemiştik. Padişahlık sistemi, babadan oğla geçen sistem, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yani kendisinden sonra yaptığı bir sistem değil. Hilafet Hz. Muaviye'den sonra oğul yezde geçiyordu, babadan oğula geçiyordu. Ve biz böyle şeyleri şey zannediyorduk, e, dinden zannediyorduk. Şimdi cehil, cahil olmamız bizim özgürlüklerimizi bilmememizden de kaynaklanıyor. Özgürlüğümüzü bilmediğim şey, cahil olduğumuz için özgürlüğümüzü bilmiyoruz. Yine... Bir insan eğer diyor cahillikle hukukunu bilmezse başındaki hamiyet perveri müstebit eder. Yani insanın sürekli bir yerlere böyle yönlendirilmesi gerekir. Buna da istibdat ve baskı diyoruz. İnsanların özgür iradelerini sınırlayan şeye baskı diyoruz. Diyorlar ki şu pis istibdat ne vakitten beri başlamış başımıza geliyor? Cevap insanlar hayvanlıktan çıkıp geldiği vakit nasılsa bununla beraber getirmişler. Yani Baskı, insanların fikirlerini sormamak, insanları aşağılamak, insanların özgürlüklerine baskı yapmak hayvanlıktan gelen bir şey. Yönetmenim, saatimiz bayağı ilerledi. Aşta e gidelim mi? Aşrimizi alalım, ondan sonra devam ederiz. Eûzübillâhi <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره أدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر Allahul Azim. Evet. Ezanımıza çok az kaldı. Şimdi ezandan sonra İstanbul İstanbul ezanına giderken hürriyetle ilgili bizim Müslümanlar olarak yanlış bildiğimiz birkaç şey var. Belki onu konuşmak gerekiyor. Biz hani dün bir söylemiştik ya Peygamber Efendimiz işte başka milletlerin onun reislerini yaptığı gibi bana yapmayın ben geldiğimde ayağa kalkmayın demişti ya ki ayağa kalkılacak yerlerde konuşmuştuk. Örften adetten kaynaklanan sanki İslamiyeti ve dini özgürlüğü kısıtlayan ve insanın sürekli böyle büyüklerine itaat etmesi gerektiğine dair böyle bir kanaati besleyen bir din algımız var. Bu algının yıkılmaya başlaması da esasında millet olarak bu algının yıkılmaya başlaması da şöyle bir 100 sene geriye doğru gidiyor. Bunun öncesinde de var. Çünkü biz özgür başlamışız. Sahabenin de e, şeyleri var, uygulamaları var. Yani bir Hazreti Ömer mesela bir meseleyi çıkıp e, asabına söylerken onların içerisinden birisi çıkıp çok ciddi bir şekilde itiraz edebiliyor. İşte bu itirazlar bunların arkasındaki o imani temeli, o kodları Ankara ezanından sonra inşallah konuşalım. Ki geldi mi vaktimiz? Ankara için iftar vakti efendim. Allah kabul etsin. Evet, Rabbim tuttuğumuz oruçları dergah ailesine kabul etsin. İstanbul'a doğru iftar saatine doğru giderken şöyle biraz konuyu toparlamak adına birkaç bir şey söylemek istiyorum ama kaldığımız yerden Hazreti Ömer'in döneminden. Şimdi kişinin zalim idareciye hakkı söylemesi imanındandır dedik ya. Hürriyet imanın hassasıdır dedik. Orayı da hazırladım. Oradan da bir şey paylaşmak istiyorum. Hazreti Ömer'in döneminde olan iki mesele var. Birisi sahabe efendilerimiz evleniyorlar, evlenmek istiyorlar ama hanım sahabe ablalarımız, hanım sahabelerde, hanım sahabe büyüklerimiz, onlar da mehirleri yüksek tutuyorlar. Çok yüksek mehir tutuyorlar. Müslümanlar da zorlanıyor. dönemin halifesi Hazreti Ömer'e şikayete gidiyorlar. Diyorlar ki ya Emir el Müminin yani çok ciddi sıkıntılıyız. Biz problem yaşıyoruz. Hazreti Ömer kalkıyor hutbe verirken diyor ki işte bundan sonra kadınların mehirini şöyle yaptım bu işi sınırladım diyor. Kadının biri orada kalkıyor. Kadınların hutbeyi dinlemesine, camiye gitmesine falan çok şaşırmamak lazım. Peygamber Efendimiz cuma namazlarında, bayram namazlarında falan hususi kadınları teşvik ediyor. Ve falanca geldi mi, filanca geldi mi diye bayram namazında soruyor böyle. Hutbede Hazreti Ömer mehri sınırladığını bilince kadının birisi kalkıyor diyor ki ''Ya Ömer sen bunu yapamazsın.'' diyor. Neden diyor? Diyor ki işte ayet söylüyor orada Nisa suresinde ve Bakara suresinde mehirle ilgili ayetler var. Diyor ki sen Allah'ın sınırlamadığı bir şeyi sınırlayamazsın diyor. Sen böyle bir hakkın yok diyor. Hazreti Ömer bakıyor, düşünüyor diyor ki, <laughs> vallahi diyor, Ömer hata etti, kadın isabet etti, kadının dediği doğrudur diyor. Yine bir savaş ganimeti dağıtılmış. Savaş ganimeti dağıtıldığı zaman Hazreti Ömer ümmeti Muhammed'in karşısına çıktığında sahabelerden birisi kalkıyor diyor ki ya Ömer el müminin seni dinlemeyiz. Diyor ne oldu? Hayırdır? Görüyorum ki üzerindeki kuma, şey, üzerindeki cübbe savaştan ganimet olarak bize gelen kumaşlardan. Fakat bizim üzerimize bir cübbe yapacak bir kumaş çıkmadı. Sen bu cübbeyi nasıl yaptın? Bunun hesabını ver. Diyor ki bu soruya oğlum Abdullah cevap versin. Abdullah bin Ömer kalkıyor. Diyor ki ben savaşta bana düşen payı, bana düşen hakkı babama verdim. Şimdi Müslümanız iman ettiğimiz zaman imani noktalarda kendimizden emin olmamız ve hakkı doğru şekilde söyleyebilmemiz lazım özgürlük alanlarımızı gücümüzün yettiğince koruyabilmemiz lazım. Bütün bunları yaparken Cenab-ı Hakk'ın her an her şeyi yarattığını, her an her şeyin kudretini elinde tuttuğunu da bilmemiz lazım. Hani başta söylemiştim ya, bugün neden ameller niyetlere göredir meselesini anlayacağız diye. Aslında bu lebit deneyi bunu gösteriyor. Cenab-ı Hak bir mümin kulunun ne yapmak istediğini bildiği için onun niyetine göre Amellerinin yaratılma sürecinde tabir caizse düğmeye basıyor. Neden ameller niyetlere göre? Çünkü sizin neye niyet edeceğinizi Cenab-ı Hak biliyor. O niyetinize göre de yaratmaya başlıyor. Burada çok kaderi meselelere giriyor gibi ama yani bu şu demek değil. Şu anlaşılmasın. Kader deyince böyle kader Allah'ın her şeyi bilmesi, belli miktarda, belli ölçüyle yaratması demektir. Ama ilim nevinlendir dediği bir yer var yine Bediüzzaman Hazretlerinin İlim maluma tabidir. Mesela şu kalem. Şimdi televizyon izleyen herkese soruyorum. Radyolarını dinleyenler de bu arada çok teşekkür ederim radyolardan e, dinlediğinizi biliyoruz o şeyleri görüyoruz Allah razı olsun. Şimdi e, şu kalem elimde bir kalem var. Bu kalemi bıraktığım zaman düşer mi? Düşer. Peki siz düşer dediğiniz için mi düştü yoksa bu kalem düşeceği için mi siz bunu söylediniz? Yani biraz kader meselesi Cenab-ı Hakk'ın inninden böyle. Onun için biz her an her yerde her şeyi yaparken Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin söylediği çizgilerde köle de olsa, çocuk da olsa, efendim hasta da olsa, yaşlı da olsa her şeyi planlayarak ve bunlara uygun şekilde yapmamız lazım. Günün esmasını bir alalım sonra buradayız. Sen El Müminsin. Güven veren, emin kılan, koruyansın. Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyan, onları rahatlatansın. İmanın kaynağı ve mutlak güven verensin. El Mümin isminle sen kullarına güven veren, onları zulümden koruyan, iman ve emniyet verensin. Şüphelere gideren, vaadine güvenilen, korku ve endişeden koruyansın. Kendi zatına ait olan bu ismi kullarına da bahşeden, yarattıklarını şereflendiren sensin. Kötülüklerden bizleri koruyan, himayesini alan sensin. Sen kalplerden şüpheleri kaldıransın. Sana sığınanları koruyan, güven verensin. Evet, Rabbim sen güven verensin. Neden güven verensin? Çünkü Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, Rabıtayı iman ile, bunu söylemesinin sebebi de şu, bir insan diyor, iman ne derece mükemmelse, hürriyet o derece parlar. Hürriyet imanın hassasıdır diyor. Sonra diyorlar ki yani tamam hocam iyi diyorsun ama nasıl yani hürriyet imanın hastası? Cevap veriyor diyor ki rabıtayı iman ile sultanı kainata hizmetkar olan adam. Yani iman edip Allah'ın askeri olan o anlattığımız hani sağ yol sol yol diyorduk ya sağ yolda giden adam. Başkasına tezellül ile tenezzül etmeye, başkasının tahakküm ve istibdadı altına girmeye o adamın izzet ve şehamet imaniyesi bırakmadığı gibi. Yani iman eden birisi karşısında halife de olsa, devlet reisi de olsa, kim olursa olsun hakkı söyleyebiliyor. Çünkü hakkı söylemek imanın hassasından. Bu da şu çok önemli. Ee, dindeki hep söylüyorum ya bir hadisi alıp veya bir ayeti alıp o hadisi veya ayeti okuyup hayatımıza geçirmek, onunla amel etmek farklı bir şey. Onun ile çıkartılacak hükümün ve ahkamın, hocalar tarafından söylenmesi ayrı bir şey. Biz şu anda, şu çok önemli, yani tamam haksızlığı söyleyeceksin ama şimdi o haksızlığı söylediğin zaman insani olarak da bazı sıkıntılar yaşayabilirsin. Onun için peygamberimiz demiyor mu? Yani bir insan bir haksızlık gördüğü zaman eliyle müdahale edebiliyorsa, eliyle, diliyle edebiliyorsa, diliyle hiçbir şey yapamıyorsa kalbinden buğzetsin diye. Yani muhakemeli olmak lazım. Yani haddi vasatta böyle istikametli bir şekilde e, müdahaleyi de yapmak lazım. Diyor ki, evet bir padişahın doğru bir hizmetkarı bir çobanın tahakkümüne tenezzül etmez. Bir biçareye tahakküme dahi o hizmetkar tenezzül etmez. Yani bazen böyle hayvanlara falan zulmediyorlar ya veya küçüklere zulmediyorlar. Veya işte şimdi Avrupa'dan falan sosyal medyada böyle ben videoları çok görüyorum. İşte göçmenlere veya sığınmacılara kötü davrananlar var. Bir insan Allah'a iman ettiyse Allah'la bağlıysa padişahtan gelen bir asaleti vardır, değil mi yani? Padişahın özel askeri ise Herkes rütbesine göre hareket eder. İman eden kişi de direkt Cenabı Hakk'a bağlı böyle. Her noktada hakkını, hukukunu muhafaza etmeli, ama özgürlük dediği şeyin de nefsi arzu ve isteklerin dürtülerine karşı koymak olduğunu da bilmeli. Yani ben bir şey olsun istiyorum, ama nefsi olarak bunlara bir şey yapmam lazım, karşı olmam lazım. Şimdi. Yarın biz insan başlığı üzerine konuşacağız ve insan başlığını da bu kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Nasıl nasıl biz insana nasıl nefsimize karşı mücadele edeceğiz? Duamızı yapalım İstanbul ezanına giderken Gazze'deki kardeşlerimize de kendimize de amin. Allah'ım heva ve heves bataklığının zulmün gölgesinde ezilen hürriyetimize ket vurulmasından senin rahmetine ve adaletine uzanan ellerle sığınırız. İrademizin önüne geçecek aklımızı ve gönlümüzü uyuşturacak, kandıracak, her türlü fiilimizi kısıtlayacak ne varsa sana sığınırız. Ya Fettah! Aklımızı ve gönlümüzü vesveseden, kibirden, ümitsizlikten, öfkeden, hasetten, bilhassa günümüzde olduğu üzere zulüm ve savaştan koru. Ya Hafiz! Başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere hem fert hem ümmet olarak bir, biraz daha iradesine set çekilmeyecek şekilde güçlü olmayı ve özgür olmayı bize musahhar eyle. Ya Muiz, izzetimizi, şerefimizi ve dinimizi ancak özgür kılındığımızda koruyabiliriz. Bizlere inayetinle yol göster ki zillete düşmeyelim. Ya Hakem, bize öyle bir basiret ve feraset nasip et ki bizi kısıtlamaya gelenler Bizde özgürleşsin Allah'ım. Ya Rabbi bedenimizi şiddetten, eziyetten, işkenceden, beladan, musibetten bizi ve bedenimizi muhafaza ile İstanbul için iftar vakti